Kıymetli Okul Aile Birliği Başkanım ve değerli üyeler, değerli meslektaşlarım ve kıymetli velilerimiz. Ve tabii adeta aşığın sevgilisine kavuşması gibi okullarına kavuşan yarınlarımız, geleceğimize emanet ettiğimiz sevgili gençler. 2018-2019 eğitim öğretim yılının milletimize, devletimize, tüm beni, öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Töreninize teşrifleriniz için hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Doğa Büyükelçiliği'ne bağlı olarak faaliyet gösteren okulumuz bu sene inşallah öğrenci mevcudunu açık öğretimde dahil olmak üzere örgün öğretimde 130'a yakın, açık öğretimde 70'e yakın olmak üzere toplam 200 civarında öğrencimize, öğrencimize inşallah hizmet edecek. Sayın Büyükelçimizin yönlendirmeleri ve tasdikleriyle bu sene okulumuzdaki ilklerden bir tanesi de yabancı öğrencilerin birinci sınıfa kaydedilmesi oldu. Evet, tabii ki saygıdeğer meslektaşlarım, malum olduğunuz üzere İlk senemiz ülkeye uyumun getirdiği bir takım zorluklarla ve okulumuzu vatandaşlarımıza tanıtma süreciyle geçti. İkinci senemiz ise son derece verimli, bereketli bir şekilde okulumuzu yabancı ortamlarda tanıtma hedefiyle yürüdü. Bu çerçevede uluslararası organizasyonlar, yabancı okullarla ortak organizasyonlar bu tür gerçekten ses getiren kaliteli faaliyetler yaptı. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bu sene için hedefimiz ise geçen sene ilk mezunları veren okulumuz LGS'de liselere giriş sınavında 1,5 milyon öğrenci, yakın öğrencinin girdiği bir sınavdan bahsediyorum. Bu sınavda 1,5 milyon 8. sınıf öğrencisi var. Bu sınavda ilk %30 dilimine girerek, güzellik dilimde ilk %30'da yer alarak İlk sene için, ilk mezunlar için inşallah kayda değer bir başarı elde etmiş oldular ve güzel anlamlı senelere yerleştiler. Bu seneki hedefimiz ise bu %30'ları %20'lere, %10'lara çekebilmek. Bu konuda özverinizle, gayretinizle, emeğinizle, tecrübenizle ben bunu başaracağımıza inanıyorum. Yeni eğitim öğretim yılı başlarken öncelikle müdür yardımcım Muhammed Kılıç Sallayan olmak üzere tüm hocalarımıza, öğretmenlerimize sizlerden şöyle bir moral alkışı istirham ediyorum. Sayın Büyükelçim, değerli misafirler, sözlerimi tamamlarken başta Cumhuriyetimizin kurucusu, baş öğretmen, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu cennet vatanı bizlere armağan eden, bu günleri görmemizi canlarıyla, kanlarıyla sağlayan tüm şehitlerimize, özellikle 15 Temmuz şehitlerimize rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhlar şad olsun. Töreninizi teşvikleriniz için, okulumuza her daim destekleriniz için tekrar teşekkür eder, saygılar sunarım. Önce hepinizi bu güzel mukaddes çatının altına koşarak geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Yeni 2018 öğretim yılının hepimize hayırlı doğrultu olmasını diliyorum. Okulumuzun değerli müdürü, İdarecileri, sevgili veliler ve sevgili öğrenciler. Devletimizin ve milletimizin el birliği, iş birliği ile kurulmuş olan bu irfan çatısının 2017-2018 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi başarılı, güzel faaliyetlerle
öğrencilerimizin hem öğretimini hem de eğitimini sağlayacak faaliyetlerde geçmesini, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılara imza atmasını, Sayın Müdürümüzün ifade ettiği gibi bu yıl %30 olan mezunlarımızın başarısının daha da ilerilere geçmesine vesile olmasını diliyorum. Malum eğitim büyük bir imkan. Devletimizin burada bu öğrencilerimize sağladığı imkan son derece önemli. Hem kendi kültürümüzü kendi insanımızdan öğreniyoruz, hem de diğer okullarla, özel okullarla mukayese edildiğinde de son derece maddi bakımdan da velilerimize, vatandaşımıza büyük bir hizmet. Hizmetin devamı onun takdirine bağlıdır. Bu takdir elbette velilerimizin okulumuzla olan işbirliğini gerektirir. Umuyorum ki velilerimiz bu konuda hassaslar, okulumuzun devletimizin sağladığı imkanlara ilave olarak kendileri de ellerini taşın altına koyup okulumuzun bu idaresine, okulumuzun eğitimini sürdürmesine, onların okulun imkanlarının daha iyi hale getirilmesinde onlar da gayret ediyorlardır. Bugün Sayın Müdürümüzün de ifade ettikleri gibi gerçekten aşıkla maşukun, okulla öğrencinin buluştuğu bir gün. Aşk olmayınca meşk olmaz derler. Öğrencilerimizin buraya gelişi, onların velilerinin onlara refakat edişi bu aşkın ifadesidir. İnşallah meşk de oluşacak. Öğrencilerimiz bilimle, eğitimle, öğrenimle buluşacaklar ve istikbalimizin teminatı olduklarının, istikbalin teminatı olmanın gereğini yerine getireceklerdir. Hayırlı uğurlu olmasını öğretmenlerimize ve öğrencilerimize bu başarılar ve zihin açıklığı diliyorum. Hayırlı uğurlu. Kitabımız bilgi dolu, okur yazar her Türk oğlu, yükselmenin budur yolu. Biz okullu çocuklarız, hem çalışır hem oynarız. Kağıt, kalem, kitap, defter bizi bunlar adam eder. Öğretmeni candan dinler, öğreniriz pek çok şeyler. Biz okullu çocuklarız, hem çalışır hem oynarız. Evet, bilgi aldık. Bize aydın günlere çağırır okul yolu. Ders yılımız başladı, öğrenciye ne mutlu. Okuyan çocukların geleceği umutlu. Okuyanlar hayatta iyi, güzel gün görür. Cesur ve güvenlidir, bilgisiyle övünür. Yeni ders yılımızda biz çok çalışacağız. Bilgi gücümüz ile engeller aşacağız.